Arın TV'den herkese merhabalar. Bugün sizler için 3 tane haber derledim değerli dostlar. Haberlerimize geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimiz değerli dostlar, Elazığ'da silahlı kavgada HDP'li yönetici öldürüldü. Haberimizin detaylarına hep beraber bakalım. Dün akşam saatlerinde Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Üç kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burak Tutan ve Bülent Bulaç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan ve üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Ölenlerden biri HDP Dersim İl Yöneticisi çıktı. Hayatını kaybedenlerden Buluç'un HDP Dersim İl Yöneticisi Bülent Buluç olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan HDP Milletvekili Alican Önlü, dün akşam saatlerinde Elazığ'da Dersim İl Yöneticimiz Bülent Buluç katledilmiştir. Bülent yoldaşıma devri daim ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyorum dedi. 3 kişi gözaltına alındı olayla ilgili. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, biri olayın şüphelisi 3 kişiyi emniyete götürdüğü öğrenildi. Biz de HDP yöneticisine rahmet ailesine başsağlığı dileyip ikinci haberimize geçelim değerli dostlar. İkinci haberimiz Kobani davasında iki isme tahliye var değerli dostlar. Kobani davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Bircan Yorulmaz ve Mesut Bağcık hakkında tahliye kararı verdi. Halkların Demokratik Partisi, HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 18. duruşma periyodu 8. oturumuyla Sincan Cezaevi Kampüsü duruşma salonunda dün görüldü. 2 hafta süren duruşma periyodunun son oturumunda Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ara kararı için ara verdi. Gece yarısı kararını açıklayan mahkeme heyeti savunmaların alınması ve tutukluk sürelerini göz önünde bulundurarak eski HDP MYK üyesi Bircan Yorulmaz ve siyasetçi Mesut Bağcık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Üçüncü ve son haberimiz AKP'nin anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesi ve bu ziyarete ilişkin birçok çevreden gelen tepkiler, özellikle AK Parti içerisinde de tepkiler var. Mehmet Metiner'in paylaşımıyla başlayan tepkiler, sırasıyla Şamil Tayar ve Orhan Miroğlu'nun da açıklamaları var. Bunların detaylarına hep beraber bakalım değerli dostlar. AK Parti eski milletvekili Demokrasi ve Birlik Derneği DEM Birder Başkanı ve Yeni Şafak köşe yazarı Mehmet Metiner, AK Parti'nin HDP ile yaptığı anayasa görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Metiner Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. HDP'yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütün siyasi partisi olarak suçlamak hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek. AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek. AK Parti karar vermeli. HDP'yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP'ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP'ye dair değil, HDP ile siyasetten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da diyerek tepki gösterdi Mehmet Metiner bu duruma. Mehmet Metiner'in değerlendirmesini alıntılayan AK Parti Merkez Karar ve Yönetme Kurulu MYK üyesi Şamil Tayar da AK Parti'nin muhakeme yapması gerektiğini belirterek şunları yazdı Twitter hesabında. Kesinlikle AK Parti HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir parti ise onlarla niye anayasayı konuşuyorsunuz? PKK ve HDP ayrıysa aynıleştiren dil ve usluba niye ihtiyaç duyduk?
bu muhakemeyi yapmalıyız diyerek Şamil Tayyar da AK Parti'ye aslında tepki gösteriyor. Evet değerli dostlar, AK Parti içinde bu görüşme sonrası bu kavga uzun sürer. Muhalefet de bunu kullanacaktır. Mehmet Metiner'in de dediği gibi HDP konusunda AKP'nin yapacağı her açıklama bu fotoğrafa çarpıp dönecektir. Bu arada Mehmet Metiner'e katılacağım aklımın ucunda da geçmezdi değerli dostlar. Son olarak Miroğlu'nun bir açıklaması var. Miroğlu'nun açıklamasına hep beraber bakalım değerli dostlar. AKP'nin eski Mardin milletvekili Orhan Miroğlu Twitter hesabından AKP ve HDP heyetinin görüştüğü fotoğrafın üzerine şu notu düştü değerli dostlar. Orhan Miroğlu fotoğrafa Türkiye 100 yılı vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı. Cumhuriyetin 100. yılında girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi. Yeter ki HDP karşısına çıkan fırsatları bu defa da ıskalamasın diyerek Twitter'da yaptığı paylaşım bu şekilde Orhan Miroğlu'nun değerli dostlar. Sosyal medyada Orhan Miroğlu'nun bu paylaşımına ilişkin birçok hesap tarafında Orhan Miroğlu'nun bu paylaşımı HDP ve AKP ittifak çağrısı olarak gördü, bu şekilde yorumladı değerli dostlar. Bugünlük de haberlerimizin sonuna geldik. Bir dahaki haberlerimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın değerli dostlar.